Herkese merhabalar. Maun suresi ile beraberiz. Bugün sizinle beraber Maun suresinin anlamını, nasıl yazıldığını, nasıl okunduğunu beraber öğreneceğiz evladım benim ve kampımıza uygun bir şekilde bütün programımıza uygun bir şekilde teker teker konuları işlemeye devam ediyoruz ve sizinle beraber aralık ayındayız, güçlenme ayındayız. Bitti güçleneceğiz. hocam 2021 bitti. Size aslında teker teker maun öğretisinin anlamının yanında sınavda çıkabilecek soruları da göstereceğiz ve şunu da unutmayın mutlaka mutlaka kampımızdaki programa uygun bir şekilde bütün bu konuyu anladıktan sonra bununla alakalı mutlaka sorular çözün. Sıfırdan sekize konu anlatımından hemen buradan sayfalarını hemen göstermek istiyorum. Maun suresi ile alakalı soruların o bulunduğu sayfalar Bak sayfa 274-275'te bunu mutlaka tamamlayın. Aynı zamanda burada da din kültürü taktikli kitabımızdan da Maun suresi ile alakalı hemen Hazreti Şuayb'la ba e bağlantılı zaten. Hemen burada göstermek istiyorum. Maun suresi ile alakalı burada... Test 26'yı çözmenizi istiyorum taktikliden ve Dinamo Din kültürü kitabımızdan da test 24'ü çözmenizi istiyorum Mansur Sureyes'e alakalı ve en son olarak da birazcık daha zor kaynak için yani sınavlarda en zor soru çıkarsa da hangisiyle e, baş etmemiz gerekiyor? Tabii ki 10'da 10 zoru bence. Hocam dinde zor soru çıkıyor mu? Test 8. Dinde zorlama yoktur diyoruz ve hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Bir, Bir kere alayım. Maun suresinin kazanımlarımızda okunuşunu ve anlamını bilmemiz gerekiyor. Daha doğrusu hani illaki hani ezber çıkmaz tabii ki sınavda ama genel olarak biz çok güzel bir sure olduğu için ve gerçekten de çok güzel öğütler verdiği için bu sure hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Şimdi okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Er-Ra'yetel bittin yükezbittin fezalikel lezi yeduliyetim velaye ala taamil miskin fevelul lil misallin elizne yuhum salatun saun elizne yu ve yemneunal maun. Okunuşu bu okunuşunun yanında bir de anlamına bakalım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yani esirgeyen ve bağışlayan tabi kaba manasıyla esirgeyen ve bağışlayan olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o hesap ve ceza günü yalanlayanı? Yani ceza günü hesap gününden kastettiği burada Allah'ın aslında ahiret e, gününe geçerken işte kıyamet günü e, oluyor biliyorsun Tonguç Evlen Bey'im. Ahirette ondan sonra. <laughs> bunu yalanlayanlar mı var hocam? Ahirette sonrasında işte Allah bizi e, sevaplarımıza ve günahlarımıza göre değerlendiriyor. Yani artı eksi hesabı arkasından e, işte ya Allah'ın rızasını kazanıyorsun ya da kazanamıyorsun. Şimdi bunu yalan bir sürü insan var. Öldükten sonra yok olacağız, hiçbir şey yok. Aslında bir sonraki dünya yok diyen bir sürü insan var. Allah onları e, aslında bir e, burada gönderme yapıyor. İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yani onları kınıyor. Ne diyor Allah? E, yetimi itip kakan, yetim yani babası annesi vefat etmiş çocukların e, adı biz yetim olarak biliyoruz. Onları kötü davranan Düşünsene annesi babası vefat etmiş çocukların tek başına dünyada bir de onlara kötü davranıyorsun. Yoksula yedirmeyi özendirmeyen, yoksula vermeyin kimseye vermeyin muhtaçlar e, ne olursa olsun yok olsunlar gitsinler gibi davranan insanlar var dünyada. Onları, onları aslında kınıyor. <laughs> Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Yani namaz dediğimiz ibadet. Kur'an'da zaten e, dinin temellerinden bir tanesi namaz kılarken namazı ciddiye almayıp sadece bak onlar gösteriş yaparlar. Riya dediğimiz bu kavramı göreceğiz birazdan. Riya yani gösteriş yaparlar diyen bir yapanlar yapanlar var ve ciddiye almayanlar var namazı. Sadece diğer insanlar için kılan bir sürü de insan var. Onları kınıyor Allah ve ufacık bir yardıma bile engel olurlar diyor. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar ne demek? Aslında işte yoksullara yardım edecekken diğer insanları alıkoyarlar. Hayır ne gerek var? Vermeyin insanlara veya işte yardım etmeyin insanlara kendi başınızın çaresine bakın gibi insanları kınıyorlar. Peki o zaman Maun Suresi'nin Arapçası aslında bu demin okuduğumuz Eraytel Lezi yükezi bittin aslında bu şekilde başlıyor ve sonuna kadar geliyor. Peki Tonguç'un Maun Suresi'nde alakalı bizim gerçekten bilme emiz gereken kazanımlar neler? <laughs> Bir kere Tonguç'um Mekke döneminde inmiş yani peygamberimiz Mekke'de ve Medine'de hayatının belli evrelerinde yaşadı. Medine'de daha çok yaşadı tabii ki. Mekke döneminde de Kur'an gelmeden ya daha doğrusu e, bu Kur'an'ın ilk başlangıcı gelirken aslında belli bir süre Mekkeliydi peygamberimiz ve Mekke döneminde gelmiş ve yedi bir ayet yedi ayetten oluşuyor diyoruz. Anlamına baktığımız zaman yardım ve zekat üzerine odaklanmış. Yani yardım ve zekat etmeyen insanları e, kınıyor dolayısıyla yardım ve zekat etmemizi tavsiye ediyor değişik bir dolaylı bir anlatımla. Ve iki tip insan tavsiri var e, Maun suresinde bir tanesi Tonguç evladım Allah'ın nimetlerini ve ahireti inkar eden insan ve bunları Allah kınıyor bir de riyakar insan. Riya ne demek Tonguç biliyor musun? Riya böyle kötü bir şey kesin. Aynen riyakar dediğimiz şey aslında gösteriş meraklısı. Yani her şeyi gösteriş için yapan. Dünyada da şu anda ne yazık ki gerçekten bir Instagram açıyoruz. Herkes gösteriş meraklısı. E, hayatındaki her şeyi gösteriyor. Daha fazla gösterilmek için hatta ben şunu biliyorum Tonguç çok enteresan. Bir tane bazı insanda bazı şirketler var Tonguç. Mesela ee, gidiyorsun, bin dolar veriyorsun, iki bin dolar veriyorsun. Ee, seni alıyor, jetin içine koyuyor, oturtuyor, jette fotoğraflar çıkıyor, özel jette. Ondan sonra. E, ...jet'e jet binmeden çıkıp gidiyorsun... ...sadece o fotoğraflar için bin dolar... ...iki bin dolar olan şirketler var. Yani tabii bu Halbuki aslında... Daha yapabilirler. ...insanların yani ne kadar dolar. gösteriş meraklısı... ...olduğunu gösteriyor. Tabii buradaki gösteriş... ...o gösterişle farklı ama... ...gösteriş sonuçta... ...burada bahsedilen Mah'un suresinde... ...gösteriş için namaz kılarlar diyor. Yani Allah Ay, için... He, ...Allah için kılmıyorlar. Yani Allah rızasını... ...umursamıyorlar. Diyorlar ki ben diğer insanlara gösteriyor. Ben dindar gözükürsem hani diğer dindar insanlar da bana destek olurlar falan tarzında çok adi, haysiyetsiz ve pislik insanlar var. Onları söylüyor Allah diyoruz. Tamam için Maun suresinde verilen bazı mesajlara baktığımız zaman ahirete, ahiret gününe yani öldükten sonra dirilmeye, inanıyorsan yetime ve yoksula iyi davran. En önemli mesajdan bir tanesi bu. Yetim dediğimiz şey babası annesi vefat etmişti. Yoksul dediğimiz şey de muhtaç olan yani kendi imkanlarıyla geçinemeyen insanlara da iyi davranmamız emrediliyor. Daha doğrusu tavsiye ediliyor. Sadece kendini düşünmememiz düşünme diyor Allah bize Maun suresinde. Diğer insanlara da düşen, düşün. Zekat ve yardımlaşmayla aslında İslamiyetin diğer kurallarında yerine getir diyor. Yardımlaş diyor Allah bize ve ibadetlerde riya yani gösteriş yapma diyor. Allah rızasını esas al diyor. Yani Allah rızası en önemlisi diyor. Tonguç şunu unutma Tonguç'um. Yani cennet cehennem tamam e, hani bize mükafat veya ceza tamam bunların yanında Allah diyor ki cennet cehennemden daha öte daha önemli, daha güzel bir şey vardır diyor. O da Allah rızası için diyor. Allah rızasıdır diyor. Çünkü şöyle düşünsene Tonguç'um. Annene sen ne kadar teşekkür ediyorsun veya anneni ne kadar seviyorsun? Niye seviyorsun Tonguç? Çünkü on, o seni 9 ay boyunca karnında taşıdı ve yedirdi. işte sürekli çocukluğunda seni destekledi ve yaşattı değil mi Tonguç'um? Evet düşünsene. hocam. Peki anneni sana kim verdi Tonguç'um? Anneni ha. sana Allah verdi o her saniye aldığın nefesi, nefesi kim verdi Allah verdi peki onu o kadar seviyor musun peki onu o kadar e, yani e, onun rızasını onun gönlünü kazanmak için uğraşıyor musun işte Allah da bu örneklerle bize diyor ki ibadetlerde riya yapma Allah'ın rızasını esas al yani cennet cehennemin yanında esas önemli olan diyor. Allah'ın rızası diyor ve riya kesinlikle ve kesinlikle göstereceğim Gerçekten Kur'an'da da çok kötü bir davranış. Neden diyeceksin? gerçekten bazı insanlar sadece diğer insanlara hava olsun diye namaz kılıyorlar veya oruç tutuyorlar veya işte bilmem hani dindar gözüküyorlar. Bunlar da tamamen üç kağıtçı insanlar diyoruz. Ödüllü sorumuzu yaptım güzel Evladım benim yorumlara yolu hadi bakalım. Zaten.